Ozu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 36. ünitenin konusu failin sıfatlı olarak kullanımı. Failin sıfatlı olarak kullanımı. Evet şimdi biz konuya geçmeden önce önceki derslerimizi şöyle bir kısaca tekrar eder edelim. Hatırlarsanız biz demiştik ki Arapçada bir yapı var. Buna sıfat damlaması diyoruz. E ne demekti sıfat damlaması? Sıfat damlaması şuydu. Bir kelimeyi nitelemek istediğimiz zaman onun için bir sıfat, bir nitelik diyorduk. Nitelenen buna mevsuf diyorduk. Niteleyen kelimeye de sıfat diyorduk. Ve sıfat ile mevsufun arasında uyum olması gerektiğini söylemiştik. Kaç konuda sıfatla mevsuf arasında uyum olacaktı? Hatırlayan var mı? Kaç konuda uyum lazım bize? Neydi onlar? Marife ve nekire, sayı, cinsiyet ve irab konusunda. Bu dört konuda sıfat ile mevsuf arasında uyum olması lazım. Sonra biz hatırlarsanız demiştik ki bu sıfat mevsuf müpteda haber olabilir. Sadece haber, haber müpteda ve sıfatı olabilir, haber ve sıfatı olabilir. Şimdi burada bize şunu anlatacak. Bir cümlede fail olarak gelen bir kelime Kendisine sıfat alabilir mi? Evet, kendisine sıfat alabilir. Bunları nasıl irap edeceğimizi bize gösterecek ve o cümle yapısını nasıl göreceğimizi bize gösterecek. Evet. Şimdi, birinci örneğimiz kelime olarak hadara demiş. Et talibu zekiyyu. Zeki olan öğrenci geldi. Zeki öğrenci geldi. Bakın şimdi nasıl soru soruyorum? Ve bu cümleyi nasıl yerli yerine oturtuyorum? Hadara geldi. Kim geldi? Et-talibu öğrenci geldi. Fail, merfu, raf alameti damme. Nasıl bir öğrenci? Bu öğrencinin sıfatı ne? Ez-zekiyyu. Zeki olan öğrenci geldi. Sıfat merfu, raf alameti damme. Şimdi dikkat. Et-talibu marife zeki da marife. Et-talibu müzekker zeki da müzekker. Et-talibu müfret zeki da müfret. Et-talibu merfu zeki da merfu. Dört konuda aralarında ne var? Uyum var. Sıfat ile mevsuf arasında uyum var. Peki bu müennese dönecek olsa mesela e, hadarat et zekiyetu zeki olan kız öğrenci geldi bu defada. Burada da yine aynı mantık var ama sadece burada müennesin örneğini vermiş bize. Hadarat geldi kim geldi et talibetu öğrenci geldi kız öğrenci geldi daha doğrusu. Nasıl bir kız öğrenci? Ezzekiyetu. Zeki olan bir kız öğrenci. Geldi demiş. Burada da fail, merfu, e, müennes olduğu için evvekiyetu müennese dönüşmüş. Yani marifelik yönünden, sayı yönünden hepsi aynı zaten diğeriyle. E, irap yönünden ama burada e, bir şeylik olduğu için, müenneslik olduğu için talip, talibeye dönüşmüş. Zeki, zekiyeye dönüşmüş e, diye biliriz. Bu da bize şeyin mantığını anlattı. Sıfat Fahir'in sıfat almasının örneklerini anlattı. Şimdi diğer taraftaki örneklerden bakalım. Hep aynı örneği yapmayalım. Başka örnekler yapalım inşallah. Sayfa 263'teki tablodan e, örnek yapacağım inşallah size. Bir. Şimdi diyor ki e, birinci tablonun yani sağ taraftaki tablonun ikinci örneğini okuyorum. Mâte el cundiyyü el musabu. Mâte el cundiyyü el musabu. Demiş. Mate öldü. Bu bir fiil, fiilimazi mazi. Ortası illetli fiillerden ileride göreceğiz dediğimiz fiil yapısı bu. Mete öldü. Kim öldü? El cundiyyu, asker öldü. Ee, nasıl bir asker? El musabu, isabet edilmiş yani yaralı. Musab bizim Türkçede de kullandığımız isabet aynı oradan almışız biz de bunu. İsabet etmek, başına gelmek. El musab da yaralı anlamında. El cundiyyu nasıl asker? El musabu yaralı Asker öldü. Mâte fiil, el cundiyu fail, merfu, raf alameti damme, el musabu sıfat, merfu raf alameti damme. Dikkat edin, el cundiyu marife, musab marife, e, müzekker, o da müzekker, müfret, oda müfret, merfu, o da merfu. Dört konuda aralarında bir şey var, aralarında bir uyum var. İkinci tablonun e, ikinci örneğine bakın. Yani sol taraftaki tablonun bir de muzariden yapalım bir örnek. Tahzenul bintul yetimetu. Yetim kız üzülüyor. Yetim kız üzülür. Bu birinci fiilimiz hazine yahzenu fa'ile yef'alu alime yalamu gibi bu fiili muzari kalıbında gelmiş. Fail müennes olduğu için yahzenu yahzanani yahzanuna tahzenu müfret müennes olarak getirilmiş burada. Tahzenu üzülür, üzülüyor. Kim üzülüyor? El bintu, kız üzülüyor. Haliyle bu e, fail, merfu, raf alameti de damme. Nasıl bir kız? Bu kızın sıfatı ne? El yetimetu, yetim olan kız. Bu da sıfat merfu, raf alameti de aynı şekilde damme diyebiliriz. Evet. Şimdi bir de bunların tesniyesine e, bakalım. Şimdi beşinci örneğe bakabilirsiniz. Yadhaku haku, gülüyor. Sayfa 264. 5. örneğe örneği okuyorum hemen 1. tablodan. Yadhaku gülüyor. Kim gülüyor? Ashabani. iki genç gülüyor. Nasıl iki genç? El vesimanı yakışıklı. Yani şekli şemali yerinde yakışıklı iki genç gülüyor veya güler. Eee zahike yadhaku da yadhaku Faile yef'alu babından bir fili muzari gülüyor. Kim gülüyor? Eşşâbâni <laughs> iki genç. Fail, merfu, ref alameti elif. Niye? Çünkü tesniye. Tesniyeler elif ile merfu olurlar. Peki nasıl iki genç? Bu iki gencin sıfatı ne? El-vesîmâni <laughs> yakışıklı iki genç. Bu da yine aynı şekilde merfu, raf alameti elif. Çünkü tesniye olduğundan dolayı. Burada dikkat ederseniz fail. Tesniye olarak gelince onun sıfatı olan vesimani de ona uyum sağlamak için o da tesniye olarak aynı şekilde gelmiş. Evet. Sol taraftaki tablonun dördüncü örneğini yapalım. Diyor ki rahubet eşşurfetani elvasiatani. Rahubet ferah oldu ee, anlamında. Daha önce söylemiştim merhaba da bu kökten geliyor. Bir şeyin genişliğine, esenliğine, rahatlığına, huzuruna. Delalet etmek için bu fiili kullanabilirsiniz. ya yani çok geniş anlamlı bir fiil olarak kullanabilirsiniz. Gürek genişliğine, ortam genişliğine, ferahlığa, huzura, esenliğe hepsi ne olur? Rahubet, ferah oldu. Esenlik içerisinde oldu. Ney? Eş iki balkon. Şurfetun, bir balkon. Şurfetani, iki balkon. Nasıl iki balkon? Elvasiatani geniş olan iki balkon. Rahubet fiili mazi. Eş fail, merfu. Raf alameti elif. Neden? Çünkü tesniye olduğundan dolayı tesniyeler elif ile merfi oldular. Nasıl iki balkon? El geniş iki balkon. Sıfat merfu raf alameti aynı şekilde elif e, diye biliriz. Bu da bize e, tesniyenin failin tesniye olup da sıfat almasına örnek verdi. Akıllı çoğularda müzeker ve müenneslerde ise şu örnekleri verecek bize. Sayfa 200 65'ten okuyorum. 7. örneği okuyorum. Sağdaki tablonun 7. örneğini okuyorum. Ne hava kalktı. El ummalu işçiler, en naimuna uyuyan işçiler. Aslında bu nehada, burada nuhut biraz daha böyle kalkınma için yani böyle ayağa kalkmaktan daha ziyade uyanmaktan daha ziyade böyle biraz ee, toplumların kalkınması, medeniyetlerin kalkınması için daha uygun olur. İsteği kaza demiş olsaydı uyandılar. Uykudan uyandılar anlamı daha güzel olurdu ama bu, bu kelimeyi seçmiş. Diyelim. Evet. Nehada kalktı. Kim kalktı? El-Ummalu işçiler. Amil kelimesinin cemi teksiri, çoğulu. Nasıl işçiler? Bu işçilerin sıfatı ne? En-Naimune. Uykuda olan işçiler, uyuyan işçiler. Naim, bir tane uyuyan kişi, naimune uyuyan kişiler, uykudakiler. Nehada fiil, el-ummalu fail merfu refa alameti damme, el-naimune sıfat merfu refa alameti vav. Neden dolayı naimune cemi olarak gelmiş sıfat? Çünkü ummalu cemi olduğu için, el-naimune de cemin e, sıfatı olduğu için, cemin sıfatı da cemi olarak gelmiş. Ama cemi müzekkeri salim olarak geldiği için, e, ee, vav wow ile gelmiş. Yani mesela şöyle de olurdu bu cümle. Doğru olurdu. Ne hedel amilune enna imune şeklinde de olsaydı doğru bir cümle olmuş olurdu. Çünkü amil kelimesinin daha önce de söylemiştik. Kullanımda olmasa da bazı şeyler yani yaygın kullanımda olmasa da çekimi olduğu için sahih olduğu için çekime ismi fail çekimine uyduğu için bu şekilde gelebilir. Yani amil kelimesinin hem amilune şeklinde cemi yapabiliriz hem de ummel şeklinde cemi yapabiliriz. Her ikisi de doğru. Her ikisinde de sıfatı şeklinde gelir. Evet. Şimdi 10. örneği yapalım. İsterseniz bir tane de muzariden yapalım. E, yani çoğula. Akıllı müennes çoğula yapalım bu defada. Tadcaru el fetayatul atilatu. <toduklanır> 10. örnek. Tadcaru bu dacira yadjaru fiili bu fiil can sıkıntısı insanın bunalması yüreğinin daralması gibi anlamlara geliyor. Tadcaru sıkılır sıkılıyor kim el feteyatu kızlar genç kızlar nasıl genç kızlar el atilatu isis genç kızlar yani işi olmayan genç kızların canı sıkılıyor demiş. Tadcaru fiili muzari merfu neyse onu yapmayacaktık Fiillerin yerabı daha sonranın işi. Tadcaru fiili muzari El-fetayatu fail, merfu, ref alameti e, damme. Nasıl genç kızlar? El-atilatu, boş kalan, işsiz genç kızlar. Bu bizim Türkçe'de kullandığımız tatil kelimesi de buradan geliyor. Utla, Araplardaki atale kökünden biz tatil diye başka bir mastar almışız. Tatil yani boş zaman anlamında kullanıyoruz maalesef. Atilatu, bu da sıfat. Merfu, ref alameti damme. Niye burada sıfat cem müennes olarak geldi. Yani normalde bunun aslı ne? <laughs> atilun. Müennesi atilatun. Cem-i müennes -i salimi atilatun. Cem-i salimi de bu. Çünkü fetayat kelimesi cem-i müennes olduğu için sıfatı olan kelime de cem-i müennes olarak geldi diyebiliriz. Şimdi son olarak peki akılsız çoğulların akılsız çoğullar fail olarak gelir ve sıfat alırsa ne olur? Temel kuralımızı hatırlayacağız. Araplar akılsız çoğulları müfret ve müennes olarak kabul ediyorlardı. Haliyle uyum gerektiren yerlerde akılsız çoğulla uyumlu olması gereken kelime de müfret ve müennes olarak geliyordu. Temel şeyimiz buydu. Kuralımız buydu. Şimdi bakın hemen birinci örneği yapıyorum. Tesbiku öne geçer. Ee, ne öne geçer? Es-seyyaratu. Arabalar öne geçer. Nasıl arabalar? El-musri'atu. Hızlı olan. Süratli olan arabalar öne geçer demiş. Tesbiku fiili muzari. Aslı bunun sebeka, yesbiku. Sebeka ikinci babtan yani. Faale yef'ilu, daraba dribu gibi. Sebeka, yesbiku, öne geçmek, önde olmak anlamına geliyor. Kur'an'dan da hatırlayın. Es sabikunel evvelune minel muhacirine. Sabikun, öne geçen. Evvelun, ilk iman eden. Muhacirlerden diyordu Allah. Veya ve... <laughs> evet oranda da kullanılan kelimelerden bir tanesi. Tesbiku öne geçer. Ne öne geçer? Es seyyaratu. Arabalar öne geçer. Fail, merfu, ref alameti, damme. Nasıl arabalar? El musriatu, hızlı arabalar. Şimdi seyyarat kelimesi cemi fakat akılsız bir varlığa delalet ettiği için onun sıfatı ne olarak gelmiş? Müfret müennes olarak gelmiş. Yani seyyaratul musriatu dememişiz. Seyyaratul musriatu demişiz. Yani Müfret ve müennes olarak getirmişiz. E bunu. Evet. Yine bir diğer örnek daha yapalım. İsterseniz bir de fiilin maziden yapalım. Demiş ki vasihat birinci örneği yapıyorum sol tablodan. Vasihat kirlendi. Kirli oldu. Eee ne? El kumsan gömlekler. Nasıl gömlekler? El cedidatu. Yeni gömlekler. E, kirli kirlendi demiş. Vasıha vasihat film mazi. El kumsanu fail merfu ref alamati damme. El cedidetu sıfat merfure falametidamme. Kumsan kelimesi e, cemi olduğu için ve akılsız varlıklara derlet ettiği için onun sıfatı olan kelime müfret ve müennes olarak gelmiş. Yani ne olarak gelmiş? Müfret ve müennes olarak gelmiş. El cedidetu. Aslında cedid e, sonuna bir tane ta eklemişiz, müennes yapmışız. El cedidetu'ya dönüşmüş. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين